gelir gider tablosundaki rakamlar çok bizi üzecek, çok bizi rahatsız edecek bir noktada değil. Pandemiye rağmen birçok vergiyi toplayamadığımız bir dönemde, esnafın zor durumda olduğu bir dönemde, vatandaşın da sıkıntılı bir döneminde nispeten olumlu bir tablo var önümüzde. Bu tabloyu tabii gerçekleştirirken birim müdürlerimizle birlikte yaptığımız toplantılarda fuzuli masraflardan, fahiş fiyatlardan uzak bir yönetim anlayışını özellikle istirham etmiştim arkadaşlarımızdan. Sağ olsunlar bu konuda gayretleri, çabaları yıl sonu itibariyle önümüzdeki verilerle bizi memnun etti. 2021 yılında malumunuz biliyorsunuz 2021 yılı gider bütçesini biz 200 milyon olarak öngördük. Eğer normalleşme gerçekleşirse ve hedeflediğimiz projeleri hayata geçireceğimiz kaynakları elde edersek bu bütçeyi de önemli ölçüde gerçekleştireceğimize, yaklaşacağımıza umuyorum, inanıyorum. Çünkü kapaklının gerçekten eksiği çok, ihtiyacı çok. Bunları gerçekleştirmek, bunları kapaklımıza kazandırmak bizim vazifemiz, görevimiz. Meclisle birlikte, belediye personelimizle birlikte halkımızın beklediği bu hizmetleri sizlerle birlikte inşallah 2021 yılında devam edeceğiz. Ülkemizde de çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar alınarak vaka sayılarının düşmesi için girişimler olmuştur. İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020'de aldığı ve 20.11.2020'de yürürlüğe giren kararlarına istinaden kafe, kafeterya, alkollü ve alkolsüz restoran, kahvehane, internet kafe ve oyun salonları ve benzeri işletmeler kapatılmıştır. Yıllardır yanımızda olan yerel esnafımıza bugün sahip çıkma günüdür. Bu kapsamda Kapaklı Belediyesi olarak iş yerleri kapalı ve paket servisi yapamayan işletmeleri bir defaya mahsus olmak üzere 3000 TL ödeme yapılmasını arz ederiz. 24. gündem maddemizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim Komisyonu'na Naciye Topçu, Özgür Cengiz, Eray Güner, Muzaffer Yıldırım, Ender Duvas seçilmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum.